Hızlıca Kahramanmaraş'a dönelim. Muhabir arkadaşım Mehmet Sabri Uğurbaş bizi bekleyen isim. Mehmetçiğin bir yandan çalışmaları sürüyor. O çalışmaları aktaracak bize. Mehmet Sabri. Cansın Elbacı, şu anda Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinin semalarındayız ve yaklaşık bir dakika içerisinde Ilıca Mahallesi'ne iniş yapacağız. Ilıca Karakolu'nda bekleyen siviller var. Peki ne bekliyorlar? Kuru erzak bekliyorlar. Kuru erzakları da helikoptere yükledik ve iniş yapmak üzereyiz. Gördüğünüz gibi köylerde hala dağlar karlı, tepeler karlı. Dolayısıyla köylere yardımların daha hızlı ulaşması adına Mehmetçik devreye girmiş durumda. Hızlı bir şekilde yardımlar helikopterler vasıtasıyla köylere, köylerde erzak bekleyen afetzedelere ulaştırılıyor. Kuru erzak taşıyoruz dedik. Özellikle bugünlerde daha uzun vadeli yardımlar oluyor kuru erzaklar. Örneğin tahıl, pirinç gibi, bakliyat gibi ürünler daha uzun süre köylerde kullanıma, afetzedelerin gıda ihtiyacını karşılamaya yeterli oluyor. İçinde bulunduğumuz helikopter de özel bir helikopter. Türkiye'de üretilen ve teslim edilen ilk T-70 helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'nın Havacılık Başkanlığı'na ait bir helikopter ve yerli ve milli bir helikopter. Göreve başlamasının üzerinden yaklaşık 1,5 ay geçti ve 1,5 ayda hemen afetzedelere yardım için göreve başladı. Şu anda da karakolun üzerindeyiz ve iniş alanına gelmek üzereyiz. Kısa süre içerisinde işareti alıyorum ben yerden şu anda. İşaret verildi ve kısa süre içerisinde inişe geçeceğiz. Jandarma karakolunun bulunduğu noktaya. Orada bekleyen afetzedeleri şu an helikopterde bulunan kuru gıdalar teslim edilecek ve yerli ve milli T-70 vasıtasıyla tekrar Kahramanmaraş Havalimanı'na dönüş yapacağız. Tabii Kahramanmaraş Havalimanı bu süreçte adeta bir yardım üssüne dönüştü. Onlarca, yüzlerce neredeyse günlük uçuş gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar 1600 saat neredeyse uçuş gerçekleştirildi helikopterler tarafından. Evet, şu an size de daha net yansıyacak görüntü. Şu an tam Ilıca Karakolu'nun üzerindeyiz. O noktada siviller yardım bekliyor. Bizler de artık saniyeler içerisinde karakola inmiş olacağız. Ve hemen Mehmetçik tarafından bekleyen sivillere yardımlar ulaştırılacak. Şu anda evet, tekerimiz yere değdi. Motorumuz yavaşlıyor. Hazır olduğumuz anda evet, şu anda iniş yapıyoruz. Helikopterden. Evet, iniş gerçekleştirdik. Bu noktada yardımların ne kadar hızlı gerçekleştirildiğini de aktarmış olalım. Yaklaşık 20 dakikalık bir yolculukla bu noktaya ulaştık ve yardımlar Mehmetçik'le vatandaşın el ele oldu o koridordan karakola ulaştırıldı. Genel olarak kuru erzak talebi var şu anda. Buradan yardım etmek isteyen vatandaşlarımıza da duyurmuş olalım. Özellikle kuru erzak konusunda yoğun bir talep var. Kuru erzak konusunda yoğun bir talep var. Ve bu noktada bakın yardımlar buraya indiriliyor. Burada daha önce gelen bebek bezi gibi çeşitli yardımlar var. Yardımların ulaşmasının ardından afetzedeler ihtiyaçlarını alacaklar ve karakoldan ayrılacaklar. Burası Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesine bağlı Ilıca Karakolu, Ilıca Mahallesi'nde bulunuyor ve Ilıca Mahallesi sakinlerinin talep ettiği kuru erzak yardımı adeta dakikalar içerisinde karakola ulaştı şu anda. Helikopter vasıtasıyla J5001 T-70 modeli Türkiye'de yerli ve milli üretilen ilk T-70, teslim edilen ilk T-70 helikopteri Aralık ayının sonunda göreve başladı ve henüz 1,5 aylık görev süresinin
neredeyse 10 günlük kısmında afetzedelere yardım için kullanılıyor ve başarıyla görev yapıyor. Hem hafif hem hızlı ve atik bir helikopter. Dolayısıyla özellikle böyle görevlerde adeta biçilmiş kaftan olduğunu söylemem mümkün. Şu an itibariyle artık gördüğünüz gibi aslında burada bekleyen 7-8 belki 10 kişi var yardım için. Bakın koşanlar var o noktadan. Yine afetzedelerimiz geliyor. Yardım için geliyorlar. Yani yardıma ihtiyaçları var ama bir yandan da bu noktada Mehmetçi'ye yardım etmek için geliyorlar. Yani devlet millet el ele omuz omuza ihtiyaçları karşılıyor. Bizler de şimdi zaman kaybettirmeden küçük bir detay göstermek istiyorum. İşte az önce bahsetmiştim. Çok küçük bir detay ama çok önemli bir detay. Türkiye'de üretilen ve teslim edilen ilk D-70 helikopteri 7 Aralık 2022'de göreve başladı. Ve ofiste görev süresinde şu ana kadar depremzedelere yardım için kullanılıyor. Ve geldiğimiz noktada yardımı yaklaşık yarım saat içerisinde afetzedelere ulaştık. Karakolundan ayrılıyoruz diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.